Galatasaray'da evet. sizin aslında büyüdüğünüz yer bir gün yollar kesişir mi? Ben e, hayatımın bana öğrettikleri üzerinde değerlendirirsem ben Fenerbahçeli Emre'yim. Fenerbahçe'de beni taraftar gerçekten çok sahiplendi. Fenerbahçe'nin çok zor günlerinde o kulübün içinde oldum. Ama hayat da bana şunu öğretti asla hiçbir şekilde büyük cümleleri kullanmamam gerektiğini de öğretti. Çünkü çok büyük cümleler de kullandım geçmişte. Ben hiçbir zaman e, Galatasaray'ı çalıştırmam demem e, ya da başka bir takımı çalıştırmam demem ama Fenerbahçeli Emre olduğum gerçeğini de değiştirmez bu. Herkes bunu istediği gibi algılayabilir, herkes istediği gibi de düşünebilir ama ben e, futbolun çok önemli hayatımda bir parçası olduğunu düşünüyorum, hayatımın en büyük parçalarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Hayatımda işte bir tane hastalığımız varsa futbolu da. E, o yüzden futbola katkı yapmaya hem futbolcuyken devam ettim, şimdi teknik adam olarak da yine e, bu anlamda vizyoner bir teknik olarak. Teknik adam olarak, felsefe olan bir teknik adam olarak devam etmek istiyorum. Ama tabii ki bu bazen süre istiyor, tecrübe istiyor, yol almanız gerekiyor. Bu mevki teknik adamlık futbolculuğa göre çok daha zor bir meslek. O yüzden benim de zamanla öğreneceğim, gelişeceğim, değişeceğim zamanlarım olacaktır. Allah ömür verirse önümüzde zamanımız olduğunu düşünüyorum. Benim herhangi bir maceram yok, bir hayalim de yok. Ben sadece bu sezon sonunu inşallah Başakşehir'de bitirmek istiyorum. Bunu da bence ben buraya geldiğimde baktığınızda bir buçuk sene boyunca bu kulüp küme düşme hattındaydı. Biz geldiğimizde geçen sene 60 puan topladık. Bugün artı 3'ü düşünürseniz 54 puanımız garanti. Önümüzde de 6 tane maç var. Benden ötürü herhalde birazcık böyle algılar oluşuyor. Bizim futbolculuğumuzdan dolayı oluşmuş bir algı var. Bunu değiştiremem değiştirmekte de gerçekten istesem de başarabileceğimi düşünmüyorum ama biz başarısız değiliz. Bence elimizdeki mevcut oyuncu kadrosuna göre çok önemli işler yaptık. Biz Avrupa'da son 16'ya kaldık. Bugün itibariyle Türkiye Kupası'nda final oynama şansımız çok net var kupaya uzanmak için. Geçen senelerde ligi 5. bitiren takımların çoğu Avrupa Kupası'na katılıyordu. Bugün biz ligde 5.yiz. Başarısız olduğumu düşünmüyorum. Başarısız olduğumuzu düşünmüyorum. Bütün oyuncuların başta olmak üzere. Ama bizle alakalı ne yazık ki en ufacık birkaç tane mağlubiyet olduğunu herkes herhalde böyle bir şey bekliyor. Ama burası Göksel abiden dolayı benim için ikinci ev niteliğinde bir kulüp. Onunla konuşmadan kendimle alakalı bir karar almayacağımı daha önce de söylemiştim. Önümüzdeki seneyle alakalı hiçbir düşüncem yok açıkçası. Sadece bu seneyi bitirmek istiyorum Başakşehir'de. Ve bunu da en iyi şekilde Avrupa Kupalarına katılarak yapmak istiyorum. Çünkü bu kulübün genlerinde Avrupa'ya katılmak var.